Sen nereye girdin öyle? Çınar. Bakayım sana, ıslandın mı sen? Bakayım sana. Bakayım sana, bir bak bakayım bana. Düşen müsküler mistrofi DMD, kas hastası. Halk arasında kas erimesi olarak bilinen bir hastalık. 10-12 yaşlarında tekerlekli sandalyede oturmayla ve 20'li yaşlarda vefatla sonuçlanıyor. 1 yaşındayken öğrendim. Normal rutin kan tahlilleri yaptırdım. Orada bazı değerlerin yüksek çıkmasından ötürü doktor bizi çocuk nöroloğuna yönlendirdi. Genetik test yapıldı. Genetik test sonucunda öğrendik. Yani hemen araştırdım. Zaten önce bir yıkım yaşadık. Hani DMD direkt internete girdiğinde işte ölümcül bir kas hastalığı olarak belirtiyor. Yani yıkıldım, çaresiz kaldım. Daha sonra araştırdım. DMD kas hastalığıyla alakalı dernek var mı, üye olacağım bir yer var mı, mücadele edeceğim, bana destek olacak bir yer var mı diye. DMD kas hastalığıyla ilgili derneği buldum. Daha sonra oraya üye oldum. Şu an Güneydoğu Anadolu temsilcisiyiz, ben ve eşim. Şu an mücadele ediyoruz. Bu şekilde. Türkiye geneli 60-70 bin kas hastası var DM'de. Her 3500 çocukta bir görülen bir hastalık. Diyarbakır'da şu an kayıtlı olan bizim dışımızda yok. Yani Mardin, Elazığ, Siirt, Batman, çevre illerde var tabii ki. 3500 çocukta bir görülen, erkek çocuklarında görülen hastalık. Bu hastalıktan haberi olmayan, işte doktora götürmeyen, teşhis konulmayan kişiler de vardır tabii ki. 4-5 yaşına kadar fark edilmeyen hastalar da var. Çocuğun yerden kalkması, zıplaması, yaşıtlarına göre hızlı koşamaması, bunlar belirtileri. Hiçbir şekilde anlaşılmıyor. AST, ALT denen değerlere bakılıyor. Onlar yüksek çıkınca CK denen bir değer var. CK kas yıkımına sebep olan bir enzim, daha doğrusu değer. Onun yüksek çıkmasıyla çocuk nöroloğunun baktığı bir hastalık. Bizim talebimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan yurt dışındaki ilaç tedavi ve denemelerinin ülkemizde de yapılmasını istiyoruz. Bizim en büyük amacımız bu. Sesimizin duyulması. Yani bu hastalık çok yaygın ve bilinen bir hastalık değil. Bunun bilinmesi ve duyarlılık oluşturulması adına insanlar tarafından yayılmasını ve sesimizi duyurmalarını istiyoruz. Yani net olan yok ama ilaç denemelerine alınan çocuklarda, işte yürüyemeyen çocukların, merdiven çıkamayan çocukların merdiven çıkmaları, işte yerlerinden kalkabilmelerini sağlayan ilaç denemeleri var. Evet, yani geri tedavi yok ama geriliyor. Geriliyor ve ilerleme hızını yavaşlatıyor. Yani 10 yaşından çok sonra çok hızlı ilerleyen bu hastalık bu tedavi yöntemleriyle yavaşlatılabiliyor. Rutin her ay doktor kontrolüne götürürsün. Her ay yani muayene edildiği zaman çocuk zaten 1 yaşında 12. ayda yapılması gereken rutin kan tahlilleri var. O tahliller yapıldığı zaman oradaki değerlere göre daha sonra doktor yönlendiriyor. Kan tahlili yapılmadan CK, AST, ALT ve CK'ya bakılmadan zaten tespiti zor 3-4 yaşına kadar. Anlamayabilir bazı aileler. Tamam.